Evet arkadaşlar, yine Marion Thornton'dan bir soru çözmek istiyorum. Bu potansiyel sorusu. İşte stable, unstable sorularına devam edelim. Elime bir tane potansiyel vermiş. U zira bölü a kare 2x kare eksi x üzeri 4 bölü a kare diye bir potansiyel vermiş. Zaten orada da yazıyor. Ben birazcık daha sadeleştirdim. Bana sorduğu şey şu arkadaşlar. Find force. F'i soruyor. Sketch U diyor. Pozitif, stable and unstable noktalarını soruyor. Bunlar bulunabilir. Sketch kısmını zaten yapılabileceğini düşünün. Ben daha matematiksel olarak şey yapayım. Çünkü çizme kısmı birazcık daha özellikle benim için problematik olabiliyor. Ondan sonra ondan sonra diyor ki C şıkkında what is the angular frequency of oscillation about to stable equilibrium? What is the minimum speed of the particle? Particle must have at the origin to escape to infinity. Ondan sonraki şey E ve F ışıkları birazcık da bizim için şey değil. E ve ondan sonraki ışık bizim için o kadar önemli değil. Çünkü neden önemli değil? Onlar hani birazcık daha işlem gerektiriyor. Biz şu an konseptimiz potansiyel, stable unstable point, force ve ondan sonra da işte stable şey oscillation about to stable points. Şimdi U'yu biliyorsam F'i nasıl bulurum? F neydi? A şıkkında hemen bakalım. F of x eşittir. Eksi du dx. Zaten bir yönde olacak. Onu da yazarsak. Eksi du dx yazarsak ne gelecek? Zaten sadece bir kere türev alacağım o. F of x direkt yazıyorum. Çok dediğim gibi çok da önemli değil. Hani içeriği düzeltip düzeltmediğimiz. O zaman yazalım. Ya da direkt şöyle yazabilirim. Bunun da 4 eksi 4 u0 bölü a kare eksi 4 u0 bölü a kare u0 bölü a kare. Nedense u0'yu bir türlü yapamadım. U0 bölü a kare. Sadece şunu yapacağım. Oradan ne gelecek? X eksi x küp bölü a kare gelir. X eksi x küp bölü a kare gelir. Force'u bulduk. Şimdi stable unstable olayını bulabilmek için ilk önce bunu zaten birinci türevini almam lazım. Ondan sonra sıfıra eşitlemem lazım. Şimdi zaten du dx'i bulmuştum. Şu kısım zaten du dx. Baştaki eksinin olmasına gerek yok. Buradan stable pointleri bulabilirim. X eşittir 0 ve artı eksi a. Bunlar benim critical noktalarım. Bunlar benim critical noktalarım. Bunlar benim critical noktalarım. Şimdi bunun ikinci türevini alacağım. F'ten bağımsız şu eksiği atın. U'nun ikinci türevini alalım. D kare U DX kare. Bunun dediğim gibi F başında eksi istiyordu. Onu atacağım. Ne gelecek? Şöyle yazarsak 4U0 bölü A kare 1 eksi 3 x kare bölü a kare. Şimdi sıfır yerine koyarsak sıfır. Şimdi ben şunu aramıyor muyum? D kare u bölü dx karenin yerine pointleri koyduğum zaman sıfırdan büyük olmasını arıyorum. Şimdi o zaman x'i koyduğumuz zaman x eşittir sıfır stable. Ama ne istediğiniz gibi a'yı da eksi a'yı da koyarsanız x eşittir. Artı eksi a. Şuradan tekrar görelim. X eşittir. Artı eksi a. Bakın potansiyelin ikinci türevini aldım. X eşittir 0 her durumda stable. Ama x eşittir artı eksi a. Bir defa negatif değer vereceği için unstable. Unstable. O zaman x eşittir stable'ı arıyorum ben. Ve bana sorduğu şey dediğim gibi arkadaşlar bu A şıkkında F'i bulduktan sonra B şıkkında stable unstable olayını buluyorum. Daha doğrusu evet. Ondan sonra şimdi yeni şıkkımıza geçersek bana diyor ki omega'yı bul. Omega nasıl bulunuyor? Omega'nın formülü şuydu.
D kare U over DX kare X eşittir. X0 bu stable stability condition'ı için. Şöyle düzgün yazalım bunu. Şunu şöyle düzgün yazalım. Omega'nın formülü şuydu. Karekök içinde. D kare U bölü DX kare X eşittir X0 yani stable condition'ı bölü M. Bunu da yerine koyarsak stable olan sadece X0'dı. Stable olan sadece X0'dı. Bunu böyle yazmayayım. X eşittir, sadece X eşittir 0 stable olduğu için onu yerine koydum. Onu yerine koyduğum zaman U'nun ikinci türevinden 4U kare, 4U0 bölü A kare gelir. Zaten X kısmı ölecek. Oradan ne kaldı? Omega eşittir 4U0 bölü M A kare gelir. Bakalım evet 4 U0 bölü M A kare geldi. Bu bana omega'yı verecek. Çünkü dediğim gibi ikinci türevinde stable noktayı yazıyorsunuz. Ondan sonra etrafında o oscillation yapıyor. Şimdi şunu da sileyim. M'i buraya düzgünce yazalım. Evet omega'yı da bulduk. Omega'yı da bulduk buradan. Şimdi omega'yı bulduktan sonra bana diyor ki arkadaşlar omega'yı da yerine koyduktan sonra bakın omega neydi? U'nun ikinci türevini alıyorduk ve x eşittir x0'ı da yerine koyuyorduk. Ondan sonra buluyorduk. Şimdi diğerine geçelim. Diğer şıkkımıza geçelim. Orada bana ne diyor bakın. What is the minimum speed? Yani hangi speed olmalı? Bunu hani parçacık belli bir potansiyel var. Parçacık belli bir potansiyel var. Oradan sonsuza doğru kaçıyor. Oradan infinity'ye kaçıyor. Belli bir şey var. Buradan parçacık infinity'ye doğru kaçıyor. Minimum ve mine sahip olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın potansiyelin maksimum olduğu yerde sadece potansiyel vardır. U eşittir. Bakın enerji neydi? Enerji eşittir. U artı T. Kinetik enerji T. Bu kinetik enerji. U artı T. E'nin U eşittir U max. O zaman E eşittir U max. U max. Bunu bileceğiz. U eşittir U max, E eşittir U max. Yani T kısmı 0 oluyor buradan. T eşittir 0. Buradan U max. Buradan minimum bir hızı olacak. Buradan minimum bir hızı olacak. Buradan artık minimum bir hız vereceğim ki ondan sonra infinity'ye doğru kaçsın. Şimdi buradan bakarsak U max nedir? U0. U max U0. O zaman ben şunu yazabilirim arkadaşlar. 1 bölü 2 mv min kare eşittir U0. Yani bunu yenmeli. Maksimum potansiyeli yenmeli. Buradan v min'in değerini de 2 U0 bölü m olarak bulurum. Yani bakın arkadaşlar diğer şıklar dediğim gibi çok ne bileyim bizim anlamamızın gerektireceği aslında şıklar olabilir ama şu an için çok da önemli değil. Şimdi sorumuza tekrar bakarsak bana bir tane potansiyel veriyor. Buradan F'i bulmamı istiyor. F'i buldum size birinci türevden. Sonra bakın potansiyelin birinci türevini alıp critical noktada buluyorum. Hem 0 hem artı eksi A. İkinci türevini alıyorum. Bakıyorum ki 0 stable ama artı eksi A unstable. Bana neyi sormuştu? Omega'yı sormuştu. Omega'nın formülü de U'nun ikinci türevi X'e göre X eşittir. X0'yu yerine koyacaksın. Bölü M. Bunu daha da düzgün şekilde yazacağım. Hani karıştırmasın şeyi diye. Şimdi. Tamam. Burada M'i yazacağım. U'nun ikinci türevini alıyorsunuz. Stable noktayı yerine koyuyorsunuz. Ondan sonra omega'yı buluyorsunuz. O zaman buradan bulduğumuz zaman omega'yı bulduğumuz zaman ne gelecek? İkinci türevde sıfırı yerine yazdım ve m'e böldüm. O da bana ne verir? 4 u0
bölü m a kare verecek. Şimdi bunu böyle şey içine alabilirim. Evet. Şimdi arkadaşlar omega'yı da buldum. Ondan sonra yapmam gereken başka hiçbir şey kalmadı. Omega'yı bulduktan sonra bana diyor ki arkadaşlar. Bana diyor ki neyi bulacağız? Diyor ki bu potansiyelden kaçmam lazım. Bu potansiyelden kaçmam lazım. Belli bir hıza sahip olacağım. Düşünürsek U eşittir U max'a sahip eşit olduğunda diyor ki ben bir potansiyelim var. Maksimum diyor U potansiyelinden kaçmaya çalışıyorum. O zaman ne olacak? U eşittir U max durumu da potansiyelin kendisine bakarsak U max da hangisi? U max da hangisi? Şuradan potansiyel A'yı da içeri yollayın. U max eşittir U0. U max eşittir U0. Buradan kaçmaya çalışıyorum. Minimum hızım var ve bu potansiyeli, maksimum potansiyeli yenmeye çalışıyorum. Buradan da şunu da kutu içine alacağım. O yüzden aşağı yazayım birazcık. O yüzden buradan da V minimumu 2 U0 bölü M olarak bulmuş olacağım. Çünkü maksimum potansiyeli yenmeye çalışıyorum. Dediğim gibi bakın bilmemiz gereken iki şey var. Potansiyelim bana bir tane potansiyel veriyorsa ne yapmam gerekiyor? Bana bir tane potansiyel veriliyorsa onun türevini alarak critical noktalara bakıyorum. Birincisi türevini alarak critical noktaları buluyorum. Sonra ikinci türevini alarak bunların stable unstable olduğuna bakıyorum. Ondan sonra omega'nın formülü çok önemli. U'nun ikinci türevini alıyorsunuz. Birinci türevini değil. U'nun ikinci türevini alıyorsunuz. Critical point'i yerine koyuyorsunuz ve bölü m diyorsunuz. Ondan sonra burada omega'yı 4 U0 bölü m a kare olarak bulmuşum zaten. M a kare olarak bulmuşum. Ondan sonra bana diyor ki minimum bir hızım var. Bununla potansiyelden kaçmaya çalışıyorum. Hangi potansiyelden? Maksimum potansiyelden kaçarım. O yüzden 1 bölü 2 ve m ve min kare eşittir U0. Buradan da v min'i ne olarak bulmuş oldum? Buradan da v min'i 2 U0 bölü m olarak bulmuş oldum. Onun karekökü olarak bulmuş oldum. Dediğim gibi bakın bize soru verecek. Potansiyel bulduracak. Potansiyel verecek. Belki kuvvet buldurur. Stable, unstable noktaları buldurur. Birinci türevini alıp critical noktaları bulacağız. Sonra ikinci türevi alıp stable, unstable bulacağız. Ondan sonra omega'yı bulacağız. Omega'nın formülüne tekrar bakmanızı istiyorum. Omega'nın formülü dediğim gibi U'nun ikinci türevinde stable noktayı yerine koyuyorsunuz. Bölü M diyorsunuz. Kare kökünü alıyorsunuz. Buradan omega'yı zaten bulmuş oldum. Ondan sonra escape velocity yani ne kadar maksimum potansiyelden kaçmak için ne kadar hız gerekir diyor. Çünkü sonsuzda potansiyel yok diye düşünürüz. Buradan da V'mini 2 U0 bölü M'in karekökü olarak bulmuş oldum. Çünkü şöyle yukarıdan bakarsak maksimum potansiyel U0'nun kendisi. O maksimumdur. Çünkü A dediğim ifade falan hepsi içinde. Evet burada bu soruyla ilgili sorabileceğimiz başka bir şey yoksa dediğim gibi zaten altına yorum olarak yazacaksınız anlamadığınız yerleri. Ben de sizin için onları zaten hızlı bir şekilde cevaplıyorum. Herhangi bir sorunuz olsa bana sorabilirsiniz. Soru